Merhabalar. Bugün sizlerle beraber uzayda iki vektörün iç çarpımını tanımlayacağız arkadaşlar. Öncelikle A ve B benim uzayımda iki tane vektör olsun. Bu iç çarpım dediğimiz şey iç çarpım fonksiyonu. Bir tane fonksiyon. Şöyle simgesi olsun. Buna F de yazabilirdik. Önemli değil. Bu fonksiyon şöyle tanımlanıyor. Hangi kümeden? R küp. Kartezyen R küpten. Yani R küpten iki tane eleman alıyorum. Sonuçta bir reel sayı çıkıyor. Şu şekilde tanımlıyorum bu fonksiyonumu. Buradan iki tane vektör alayım. Burada A ve B şeklinde gösteriyorum. A virgül B'yi alacak. A virgül B ikilisini alacak. Şuna götürecek. Birinci bileşenlerin çarpımı. İkinci bileşenlerin çarpımı. Y1 çarpı Y2 artı üçüncü bileşenlerin çarpımı Z1 çarpı Z2'ye götürecek. Fonksiyonu ben bu şekilde tanımlıyorum arkadaşlar. Böyle bir fonksiyonu biz oluşturuyoruz. Yani bu formül nereden geliyor, ne oluyor, niye bileşenleri çarpıyoruz? Biz bu şekilde tanımladığımız için oldu. Bir örnek yapalım isterseniz. Tabii burada gözüktüğü gibi bu R illa buranın pozitif çıkmasına gerek yok. Buradaki şeyin hepsi en sonunda bir reel sayı çıkacak. Örneğimize gelirsek 1, 2, 3 olsun. B nokta gibi yazdık. Tabii olmaz böyle. İki tane vektör alacağız. Tabii her noktaya karşılık vektör geliyor ama öyle yazmamız daha doğru. A vektörü 1, 2, 3. B vektörü 4, eksi 1, eksi 2 olsun. Ben şuna bakmak istiyorum. A ile B'nin iç çarpımına veya nokta çarpımı, adi çarpım da deniliyor. Hangisini kullanıyorsanız. Yani İngilizcesinde yazalım. Nokta çarpım dot product. A ile B'nin iç çarpımına bakıyorum. O zaman A ile B'yi iç çarpmam için şöyle bir gözümün önünde dursun. 1, 2, 3 vektörü ile 4, eksi 1, eksi 2 vektörünü iç çarpıma sokuyorum. Birinci bileşenle birinci bileşeni çarptım. 4 artı ikinci bileşenle ikinci bileşeni çarptım. Eksi 2, üçüncü bileşenle üçüncü bileşeni çarptım. Eksi 6. Buradan işlemi sokarsam eksi 4 reel sayım geldi. Yani iki vektörü İç çarpımda işleme koyarsam sonuç bir reel sayı oluyor. Aşağıda da bir notumuz var. Notumuza bakalım. İç çarpımla norm arasında şu şekilde bir ilişki var diyor. Çok güzel bir ilişki. İleride bunu kullanacağız. İki vektör arasındaki açıyı bulurken çok çok kanıt yaparken kullanılıyor arkadaşlar. Yani başka kanıt yöntemleri de var ama iç çarpımla norm arasında bu şekilde bir ilişki var arkadaşlar. Bu bir sonraki videomuzda vektörel çarpım göreceğiz, karma çarpım göreceğiz. Yani analitik geometride bilmeden olmaz denilen bu 3 tane çarpım var. İç çarpım, vektörel çarpım, karma çarpım. Bu iç çarpımı isminiz gibi biliyor olmanız lazım. Diğer doğru denklemlerinde, düzlem denklemlerinde güzelce yorum yapabilmek için. Videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere.